Merhabalar, Hilal Özdemir'le İş Dünyası'nda bugün çok kıymetli, çok değerli bir insanı ağırlıyoruz. Kendisi de benim çok değerli dostum, çok değerli arkadaşım Sayın Fatma Alakici. Kuantum bilinçaltı dönüşüm uzmanı. Kendisiyle de birçok eğitimlerimiz oldu, birlikte eğitim aldık. Ve kendisinden bireysel seanslar da alıyorum ve çok işe yaradığını da söylemek istiyorum bu arada. Hoş geldin Fatmacığım. Fatmacığım demek istiyorum samimiyetimize dayanarak. Nasılsın? Ay çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok heyecanlandım şimdi. Böyle bir isimle bu programda birlikte olmak beni de çok gururlandırdı, çok mutlu etti. Ayrı bir heyecanla, ayrı bir mutlulukla, çok başka bir enerjiyle geldim bugün. Yani seninle olmanın mutluluğu ve bu paylaşımlarda bulunmanın heyecanıyla birlikte çok başka bir coşku var içimde. Çok Çok teşekkür ederim ediyorum. davet ettiğiniz Ben de için. geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben şahsen seni tanıyorum. Ancak izleyicilerimiz de tanımak isterler. Biraz kendinden bahsetmek ister misin? Tabii, Fatma Alakici ben. 15 yıldır sağlık camiası içerisindeydim. Fizik beden olarak, anestezi teknikerliği olarak başladığım insan hayatının sağlığına katkı yolculuğumda ruh beden olarak kişisel gelişim alanında kuantum dönüşüm teknikleriyle bilinçaltında dönüşüm yaparak sağlık camiasına ruh beden olarak dokunmaya devam etmekteyim. Harika. Şimdi son zamanlarda çok öne çıkan bir şey var. Kuantum nedir? Yani kuantumu herkes çok merak ediyor. Biz bunun eğitimini aldık ama birlikteyken. Ben biliyorum ama bilmeyenler açısından kuantum nedir? Çekim yasası nasıl çalışır? Bunu biraz açabilir misin bize? Tabii, memnuniyetle. Kuantum öncelikle kelime anlamı olarak Latince bir kelime, parçacık anlamına gelmektedir. Evet. Kuantum atom altı parçacıklarını inceleyen bir fiziktir. Fizik bize gerçekte neyi sormak istediysek, neyi bulmak istediysek deneylerle, sayılarla, rakamlarla, laboratuvar ortamında gösterdiği insanoğlunun aradığı bir elle tutulur, gözle görülür bir kanıt var. Her zaman bunun peşinde gitmenin arzusuyla oluşan bir dünya, oluşan bir fizik dalı olmuştur. Çok eskilere dayanmıyor kuantum fiziği. Şurada 100-150 yıl kadar önce gündeme geldi, araştırılmalara başlandı. Ünlü birçok fizik bilim adamı tarafından yapılan çalışmalarla da ortaya koyuldu. Kuantum bir fizik. Parçacık, atom altının en küçük yapı taşını araştırıyor ve bu da bize neyi gösteriyor? Burada söylediğiniz gibi çekim yasasını nasıl bulmamızı gösteriyor. Niye buldular, nasıl çalıştığını, ne anlama geldiğinin ötesinde farklı bir mekanizma, farklı bir sistem var işin içinde. Bu da bize kuantumu gerçek anlamda anlamlandırmayı gösteriyor. Çekim yasası dediğim gibi atom altı parçacıklarını inceleyen bir bilim dalı kuantum ve oradaki parçacıkların nasıl çekildiğini, nasıl hareket ettiğini, nasıl bir işletim sistemini inceleyen bir bilim kuantum fiziği ve burada bir mıknatıs, bir pusulanın içerisindeki mıknatıs gibi düşünelim. Bu mıknatısın etrafındaki sözcükler, düşünceler, her şeyin bir frekansı, bir enerjisi var. Evet. Evrende her şey titreşimden, enerjiden oluşmaktadır. Rezonans alanı. Bir çekimle birlikte oluşan etrafımızda bir rezone olan alan var. Ve bu alanın etrafında her sözcüğünde bir titreşimi, bir frekansı var. Aynı mıknatısın içine topladığımız sözcüklerin oluşturduğu bir enerji alanı var. Mıknatıs bizim kendimiziz. İçimizde olan bir enerji topu deryası var. Ve bununla birlikte çalışan bir sistem kuantum fiziği. Söylediğimiz sözcükler aynı şekilde duyumuzla birlikte bilinç sistemimize işliyor. Duyduğumuz andan itibaren bilinçaltı bunu yaşıyor, hissediyor ve aynı şekilde hissettiğimiz duygularımızı kalbimizle, kalbimizde büyük bir enerji
pompası, deposu. Nasıl ki kalbimiz evet. durduğunda elektrik akımıyla çalıştırıyoruz değil mi? Defibrilatör dediğimiz yüksek enerjili, jüllü elektrikle çalıştırıyoruz. Bu da demek oluyor ki kalbimizde bir elektrik potansiyeli var. Ve bu elektrik potansiyelinin içerisinde olan duyguyu aynı hızla, aynı şeyle, pozitif yükle, yüklediğimiz sözcüklerle doldurursak o enerjiyi etrafımıza veriyoruz. Rezone alanımızı evet. kalbimizden çıkan o elektriksel güçle birlikte rezone alanımıza yayıyoruz. Ne kadar kalbimize olumlu, pozitif, güzel duygular eklersek onları etrafımıza yayıyoruz. Ve onlar kalbimiz her attığında en basit haliyle, kalbimiz her attığında ben sevgiyim, ben güzelim, ben başarıyım, ben aşkım, ben mutluluğum diye etrafımıza bu duyguyu elektriksel enerjiyle birlikte yayıyor. Evet. Bu da aynı enerjileri etrafımızda döndürmeye devam ettiriyor. Benzer enerji, benzer enerjiyi kesinlikle. Çeker yasasıyla birlikte etrafınızda sizin gibi güzel, sizin gibi mutlu, sizin gibi değerli, sizin gibi başarılı. Çünkü her şeyin bir enerjisi, frekansı, titreşimi evet. var. Titreşerek birbirimizi bulduğumuz bir ortam oluşuyor. Kuantum fiziğini insan hayatına yayacak olursak. Kesinlikle ben buna inanıyorum. Canlı şahidiyim de bunun. Benzer benzeri gerçekten hakikaten çekiyor. Peki çekim yasasını çalıştıran en yüksek enerji hangisidir desek? Evet, çekim yasasını çalıştıran dediğimiz gibi kalbimizdeki en güzel duygu hangisi ise onunla birlikte çalışan bir sistem bu. En güzel duygu da içindeki, özündeki, en derindeki, seni en derin, en tamda hissettiren o derin minnettarlık halidir. Sen bir şeye ne kadar minnettar olup, onu ne kadar içinde sana katkı sağladığını hissederek teşekkür edersen, o minnettarlığın enerjisi en yüksek frekanslı enerjiye sahiptir. Evet. Ne kadar minnettar olup, ne kadar güzel bir çiçek, ne kadar güzel bir çocuk, ne kadar güzel bir hava, ne kadar güzel bir evren, her şeyi inceleyerek, her şeye duyduğumuz minnettarlığın senin için sunuluyor bu hizmetlerin hepsi. Senin görebilmek, için, görebilmek, fark edebilmekle başlıyor ve minnettarlığın çok yüksek bir enerjisi var. Bu minnettarlık da en basit haliyle teşekkür ederim. Ben gerçekten seni yoluma çıkartan Allah'a binlerce kere şükrediyorum. Çok efendim biz ederim. Kendisiyle eğitim alırken karşılaştık ve çok sıkı dost olduk. Ben kendisinden bireysel seans ve terapi alıyorum ve bu yönde de kendisinin oluşturmuş olduğu, sentezlemiş olduğu, aldığı eğitimlerin hepsini sentezleyerek hayata geçirmiş olduğu çok güzel bir yöntemi var. Ve bu yöntem çalışan bir yöntem. Ben bizatihi deniyorum üzerimde ve hayatımdaki açılımları önce Allah sonra kendisiyle çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Herkese de tavsiye ederim. Hakikaten hayatınızda bir takım ötelediğiniz, ertelediğiniz şeyleri önünüze çıkartıp onunla yüzleşmenizi sağlayıp ve hayatınızı bir şekilde dönüştürüyor tam anlamıyla. Peki bilimsel olarak kanıtlanmış olan şey nedir bu kuantum alanında? Bilimsel olarak kanıtlanmış bir yönü var mı bunun? Şimdi sen bize hazır bir şekilde sundun bunu. Evet. Artık zaten çok da bilme de kanıtı da formüle de ihtiyacım kalmadı. Aslında çok teşekkür ederim. Değil mi? Cevabını aynen. söylemiş oldum. Cevabı yaşıyoruz gerçekten. Yaşıyoruz hakikaten. Ama yine de böyle çok evet. mantıksal aritmetik değerler isteyenler için gerçekten bir sürü kanıtlanmış bilim adamları da evet. bunun peşinde. Bilim evet. adamları da inanamıyor. Nasıl oluyor, nasıl evet. oluyor, nasıl oluyor diye yola çıktığımızda zaten bir soruyla her zaman başlangıç oluyor. Evet. Nasıl oldu? Bu nasıl değişir? Nasıl dönüşür? Danışanlarım da beni hep bu açıdan buluyorlar. Nasıl yapıyorsunuz? Buyurun gelin böyle evet. yapıyorum, şöyle yapıyorum diye tarif ederken kendimizi seansların, evet. terapilerin içerisinde buluyoruz. Denemeden bilemiyorsunuz. Denemeden bilemiyoruz ve şu şekilde de bir sürü deneyleri yapılmış. Bilimsel olarak da izleyicilerimiz bunları daha sonra araştırmak isterlerse Masaru Emoto diye Japon bir bilim adamı var. Hepimiz duymuşuzdur suyun hafıza gücünü. Evet. Çünkü sözcüklerimizin... Kesinlikle. Evet.
Evet, sözcüklerimizin, kalbimizin, rezonans alanımızın, çekim yasasının, evrenin, kuantumun bir sürü yasaları var, düzeni var, mekanizması var. Ve hali hazırda zaten insan bedeninde konuşurken bunu yapıyoruz, yaratıyoruz ve oluşturuyoruz. Sadece farkında değiliz. Otomatik bir merkezi sinir sistemimiz var. Bu düzenekle çalışıyor. Masaru Emoto bunu dibe indirmiş. Suyun hafıza gücünü kullanarak deneyler yapmış. Birine bir bardak suya güzel sözler, teşekkür ederim, ne kadar tatlısın, ne kadar lezzetlisin. Zaten vücudumuzun %67'si sudan oluşuyor. Evet. Evrenin %3'te 2'si su. Yani bu da %70'lik dilimine denk geliyor. Evet, dünyanın, gezegenimiz. Olarak. Yani etrafımızda gerçekten suyun hafıza gücüyle bilgeliğe ulaştığımız, hiçbir şey yapmadan su içerek bile günlerce yaşadığımız, onun içindeki minerallerle, bilgilerle yaşadığımız, dönüştüğümüz bir materyal var. Şükürler olsun. Kesinlikle. Duyuyoruz. Susuz hiçbir canlı yaşayamıyor. Dolayısıyla deneyi de bu açıdan iyi bir noktadan başlamış. Kendisi Masaru Emoto'ya teşekkürlerimizi sunalım. İyi bir noktadan başlamış. Bir bardak suya teşekkür etmiş. Bir bardak suya da hakaret etmiş. İkisinin gösterdiği etkiler, biri muntazam düzenekte yapılar, denekler gösterirken diğeri kararmaya başlamış. Suyun tadı bozulmaya başlamış. Dibe çökmüş. Rengi bile daha koyu hale gelmiş. Gördüm. Evet, bunun bir sürü her yerde karşımıza çıkan farklı açılardan, kişilerden ele alınmış sunumları da var bu deneyin. O yüzden bunu daha çabuk ulaşılabilirlik açısından bunu sunmak istiyorum. Merak eden, ilgilenenlere. Çalışıyor bu sistem. Teşekkür eden su muazzam bir düzeneye dönüşüyor. Hakaret işten su bataklığa dönüşüyor. Evet. O enteresan yüzden, gerçekten şöyle şimdi insanlar gözüyle görmediği hiçbir şeye inanmıyorlar maalesef. Ki biraz da böyle olmalı. Çünkü doğruya ulaşabilmek için araştırmamız da gerekiyor. Evet, kesinlikle. Evet. Yalnız edindiğim bilgilere göre ben şahsım olarak sözün büyü olduğunu düşünüyorum. Yani karşınızdakine söylediğiniz her şey veya kendinizle alakalı söylediğiniz her şey aslında karşı tarafa veya kendinize yaptığınız bir büyü. İyi de söylerseniz bir büyü, kötü de söylerseniz bir büyü. Ve dolayısıyla hakikaten öyle ağzımızdan çıkan her kelimelere, her söze çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peki Fatmacığım, biz bu kuantum alanında nasıl istemeliyiz ki istediğimizi hayatımıza çekelim? Nasıl, ne söylemeliyiz? Bunu mutlaka izleyenler merak ediyordur. Nasıl söylemeliyiz? Ne demeliyiz? Sen harika bir şekilde çözmüşsün bunu. Şükürler olsun. Teşekkür ederim. Bundan daha iyi nasıl olur? Aynen öyle. Daha iyi nasıl olur? Sorular ve büyünün etkisi başladı. Gerçekten çok güzel bir çağdayız. Dönem dönem nasıl cilalı taş devrinden, yontma taş devrinden bu çağa kadar geldi. Yeni yüzyıldayız. Artık kişisel gelişim çağı, uyanış çağı. Uyanış çağı gerçekten çok hızlı gidiyor, çok hızlı her gidiyor şey. Çok her hızlandı şey. Süreç. Evet, yeni gençlik o şekilde bilgeli doğuyor diyoruz değil mi? Evet. Anne karnında öğreniyor biz bunları demeye başladık artık yeni doğan çocuklara. Hepsi çok bilge doğuyorlar. Kesinlikle. Çünkü bizler artık çok donanımlıyız. Evet. Artık alan çok açıldı. Akıyor, bilgi akıyor. Büyü akıyor. Bunu nasıl istemeliyiz? Sorusu bile hayatına önüne bir çekim yasası var dedik. Kuantum bu alanda bize bunu kanıtladı dedik. Ve sadece isteyerek, sorarak işletim sistemini başlatabildiğimiz bir noktadayız. Soracağız. Ne istiyorsak onu pozitif bir şekilde söylemeliyiz. Sözcükler gerçekten karşımızdaki kişiyi ve kendimizi de etkisi altına alıyor. Senin sözcüklerin bir etki alanı yaratıyor. Titreşimi, frekansı, enerjisi var dedik. Sıfır noktasından bugüne kadar. Nasıl ki ses ve ışıkla başladıysa dünya, yeryüzü, gökyüzü, bugün de o ışık hala etkisini sürdürüyor. O ses bir frekans, bir enerji yaratıyor. Nasıl isteyeceğini, o büyü etkisini nasıl yaratıyorsa söyledin. Çocuğum dikkatli ol karşıdan karşıya geçerken. Çocuğa ne yapıyorsun? O gün
karşıdan karşıya geçerken dikkat etmesi büyüsünü, o büyü anlamında oluyor. Evet. Başarılı ol, hadi Allah zihin açıklığı versin. Bir sözcükle onun zihninin açıldığını, onun dersindeki olan anne sen bugün bana böyle dedin, akşam geldiğinde söylüyor zaten. Çok başardım evet. bugün, başaramadığım bir şeyi bile açtım bugün diyor sana ve önüne bu gelen ipuçlarını toplayarak ilerliyorsun. Hı-hı. Fark et, sadece fark et. Bunu sen söyledin, sen oldu, sen yarattın. İyisini yaratmayı başlatabileceğin bir süreç. Bu programda bu yüzden var. İyisini evet. başlatabil. Access Bars eğitimi aldığım için oradan biliyorum. Evet. Access prosesleri var. Hakikaten hayata dair yani access proses araç da deniyor bunları. Hı-hı. Bilmeyenler için açıklama ihtiyacı hissettim. Sorulardan oluşan bir kalıplar var ve ben bunun faydasını çok hakikaten gördüm. İlk başlama olarak yazdım. Yazdım ve onu işte mutfağımın bir köşesine astım. Güzel olumlamalar. İşte bugünün hediyesi nelerdir diye. Kalkar kalkmaz mesela bu benim yaptığım bir ritüeldir. Bunu tavsiye eder misiniz? Evet. Yani gerçekten kuantum alanı size bunu sunuyor. Hı hı. Sen nereden başlamak istiyorsan, sen kendini nasıl hazır hissediyorsan, sana hangisi iyi geliyorsa, sana Access Bars iyi gelmiştir, diğerine Ebru sanatı, diğerine kuantum, diğerine dua etmek. Dua etmek. Hepsinin ne dedik baştan? Her şeyin bir frekansı, enerjisi var. Duanın enerjisi kişide farklı bir his, iyilik hali uyandırıyor. Evet. Sorunun enerjisi farklı. O soruda kalıyorsun değil mi? Bugünün hediyeleri nelerdir? Hı hı. Pat kapı çaldı. Kapıcı sana abla bugün işte kapıdan bir şey geçiyordu. Bunu da senin için aldım. Seversin bu çiçeği. Sana sakladım. Bugün hediyeleri evet. gelmeye başladı. Evet. Ama onu fark ettiğin anda hediye olduğunu görüyorsun. Yoksa kesinlikle. Alelade bir günde kapıcının işte bir yere koyamadı verdi diye de bütünleyebilirdin. Ama fark ettiysen diyorsun evet. ki hediye. Yani kişiler bunu kendi işletim sisteminde nasıl hissediyorsa biri soruyla, biri duayla, biri teşekkürle, biri sohbetle, biri terapiyle bunun uyanışına geliyor. O yüzden ben hep şunu derim. Nereden, nasıl, içinizden hangisi size iyi geldiğini inanıyorsanız, içsel olarak nasıl kendinizi iyi hissediyorsanız o gün o şekilde başlayın. Hı hı. Ben kendim hani çok suya sabuna dokunmadan teknikler geliştirmeyi seviyorum. Çünkü zaten bunlar yaşamın içinde var, hayatın içinde var. Nasılsın dediğinde biri, yani içimden sadece haykırmak çok iyiyim demek geliyor. İçimdeki sesin bana hissettirdiği bir konuşmayı seçiyorum her zaman. Çok iyiyim. Bu bile karşınızdakine şu etki yaratıyor. Fatma çok iyi. Ben nasılım? Bu sefer ben ona soruyorum. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Keyfin nasıl? Harikayım. O da bu sefer... Ben de harikayım. Fatma bunu nasıl hissediyor sorusunu uyandırıyorum onda. Hani hiçbir şeye dokunmadan, hiçbir teknik geliştirmeden bile şükürler olsun, teşekkür ederim diyorum cevabı. Ondan duyduğum cevap da beni çok mutlu ediyor. Onun iyiyim cevabına da ben şükür edebilmeliyim. Ya karşılıklı bir alışveriş dengede olmalı. Her şeyin bir dengesi, dualitesi kesinlikle, var. Kesinlikle. Yani verdiğin cevap iyiyse, karşıdan gelen cevap iyiyse aynı şekilde ona da sevinmeliyiz. Ve o derin minnettarlık duygusunu her an yaşamalıyız. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. İnsanın kendi bilinciyle kendi üzerinde çalışması bu aslında. Evet. Fark etmesi demek, yakalaması. Bilincini uyandırması. Bilincini uyandırması. Aynı şekilde düşünüyorum kesinlikle. Ben yaptığın her sentezlediğin tekniğin çok işe yaradığını düşünüyorum. Hı hı. Zaten seni çok sevdiğim dostlarıma da gerçekten işe yaradığı için yaptığın tekniğin... öneriyorum. Onlar da seninle çalışmaya başladılar zaten. Evet. Sağ ol. Peki o zaman katkı olmayı seçiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Her şekilde. İstemek. Nasıl istemeliyiz? Evrenden nasıl istememiz gerekiyor? Nasıl istersek bize istediğimiz ulaşır? Yani ben hayal etmeyi çok seviyorum.
Hayal etmek zaten bütün enerjileri olasılıklar gezeninde yaşıyoruz. Olasılıkları çalıştırıyoruz. Hayal ettiklerimiz bir zaman sonra gerçeğimiz haline dönüşüyor. Ve ben hayal ederken pozitif düşünerek hayal ediyorum. Kimlere nasıl katkı sağlayacağını hissiyle hayal ediyorum. Nasıl muntazam bir yapılar oluşuyor bu evler, binalar, alışveriş merkezleri, ayağına sunulan hizmetler, güzellikler, hepsinin senin hayrına olduğunu düşünerek, hayal etmenin gücüyle, pozitif düşünmenin gücüyle ilerleyerek yapıyoruz bunu. Sadece seni bekleyen bir sihirli lamba olduğunu düşün. Nasıl filmi vardı, birçok evet, çizgi filmi. Aladdin'in lambası değil mi? Aladdin'in sihirli lambası, aynen. Oradan çıkan bir cin var. O aslında evreni sembol ediyor. Evren. Doğru. Yani senin yaşadığın dünya, sen varsan dünya var ve senin söylediklerinle oluşan bir sistem var, mekanizma var. Kuantum fiziği bunu bize açıklıyor. Evet. O yüzden burada Aladdin'in sihir lambası gibi düşünün. İçinizi okşayın. O sihirli lamba senin kalbin. Onu okşa, şefkat göster, özünü hisset, kalbini hisset, içindeki sesi duy ve o lambayı okşadığın andan itibaren çıkan enerji senin istediğin, hayal ettiğin, ulaşabileceğinin sınırlarının da ötesinde olduğunu sadece kalbini okşadığında görebileceksin. O evet, sihirli lamba senin kalbin. Çıkan cin senin içindeki enerji, sevgi enerjisi, minnettarlık enerjisi ve o minnettarlığın dönüşümü, çekim yasası dedik. Nasıl güzel bir enerji, mutluluk, sevgi yayarsan o sevgiyle çok ünlüsünüz, yıllardır hayranınızım. Yıllardır. Sonra nasıl bu noktaya geldik, tanıştık? Değil mi? Ben çok... sizi çekmişim. Evet. Gerçekten öyle çok keyifli bir süreçte bir araya geldik. Ben sizi çekmişim çünkü kalbimin sevgisi size ulaştı ve bir noktada hiç ummadığımız bir alanda birlikte olduk. Değil mi? Gerçekten İşte evet. Yani kalbim sihirli lambam, yaydığım sevgim cinim, ona emrettiğim ne diyor cin çıkar çıkmaz? Dile benden ne dilersen. Gerçekten öyle. Ben dileyin. Evet. Dileyin. Dilesinler. Nasıl istiyorsunuz? Halis niyette dilesinler. Halis niyette. Bütün iyi evet, niyetiyle, bütün yüreğiyle. Olumlu cümlelerle. Kesinlikle yapılan... Negatif duygusuz. Evet, yapılan araştırmalarda kalbimizin frekansının beynimizin frekansından 500 kat daha fazla enerji yaydığını kanıtlamışlar bilimsel olarak. Evet. Ben mesela bilmiyordum. Hani beynimizin daha fazla enerji bu anlamda frekans yaydığını sanıyordum. Meğer derler ya, o yüzden işte istediğiniz her şeyi kalbinizle isteyin, yüreğinizle isteyin. Istedim. Ben hakikaten öyle, kalbimin götürdüğü yere giden bir insanım. Evet. Duygularımın, hislerimin çok farkındayım ve çok da dinlerim. Çok güzel. Peki o halde ben bizi karşılaştıran ve vesile olan Serpil hocamıza, bize eğitim veren Serpil Ciritçi hocamıza buradan sevgilerimizi sunuyorum. Bizi izliyorsa saygılarımızı sunuyorum ve minnetlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, bundan daha iyi nasıl olabilir? Peki son olarak Fatmacığım, toparlamak gerekirse bizi izleyenlere söylemek istediğin, önermek istediğin şey var mı? Yani çok da güzel tamamladık birbirimizi. Çok. O yüzden bugün buradayız, bu şekildeyiz. Kesinlikle. Gerçekten başlarken çok heyecanlıydım. Nasıl yapacağız, nasıl toparlayacağız diye. Ama gerçekten aktı gitti. Evet. Ve burada söylediklerimizin neticesinde minnettarlığımızın duyduğu enerji, söylediğin gibi beynimizin... 50 bin kat daha yüksek enerjiyle çalışıyor kalbimiz. Hı hı. Bu ne demek? Etrafımızdaki birçok kişiyi etkiliyoruz kalbimizin gücüyle. Kesinlikle. Her attığında ben bir kişiyi etkiliyorum. Aynı şekilde sana gönderdiğim etkiyi sen 1000 kişiyi daha etkiliyorsun. Bu böyle domino etkisi, kelebek etkisi gibi büyüyor gidiyor. O yüzden içimizdeki minnettarlığı, özümüzdeki şükrü, teşekkürü her zaman dilimizde hissedelim. Dilimizle söyleyelim. Çünkü o dilimizle söylediğimiz zihnimize, zihnimizle düşündüğümüz tekrar kalbimize. Bu şekilde üçlü olarak devam edecek. O yüzden sihirli lamban her zaman aktif olacak. O cin senin bütün istediklerini her zaman yapacak. Sen sadece pozitif bir şekilde teşekkür ederek, minnet duyarak iste, hisset ve geri geldiğinde de teşekkür et.
Teşekkür Harika, ederim. olağanüstü. Çok teşekkür ediyorum. Benim seninle olan yolculuğumun ve dostluğumun ömrümüzce olduğunu düşünüyorum. Öyle de oldu. Hayatımın her döneminde olmanı da diliyorum, istiyorum. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok iyi geldi. Çok teşekkür ederim. Ben çok aldım, kabul ediyorum. Bir mukabele karşılığı minnettarlığımı sunuyorum. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Efendim, bugünkü programımızda çok kıymetli sevgili kuantum bilinçaltı dönüşüm uzmanı, benim de çok kıymetli arkadaşım sevgili Fatma Al Ekici hanımefendi ile birlikteydik. Kendisi bize kuantum alanında bilmediğimiz tekniklerle alakalı bilgiler verdi. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bir ben dahaki yayınımıza ederim. Kadar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın efendim.